Merhabalar Bilal Bey, merhabalar Derya Hanım. Merhabalar. Şimdi sektöre girişinizi, hizmetlerinizi ve tercih edilme sebeplerinizi açmadan önce sizleri tanımak istiyorum. Bilal Ermergen kimdir? Sektöre girişiniz nasıl başladı? Ben 1986 doğumluyum. Gazi Üniversitesi'ni kazandım 2005 yılında ve Ankara'ya geldim. Üniversiteyi kazandıktan sonra bazı yerlerde, dershanelerde çalışıyordum o dönemde. Mezun olduktan sonra yine dershane sektörüne girdim. Öğretmen olarak çalışıyordum. Ve sonrasında ilerleyen süreçte bu konuda tecrübe sahibi olduktan sonra kendi yerimi açtım. Evet. Bu şekilde. Derya Hanım, biraz da sizi tanıyalım. Derya Ermergen. Ben Derya Ermergen. 1985 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi mezunuyum. Uzun yıllar dershane sektöründe çalıştım ben de. Eşim kendisi aynı zamanda. Daha sonra evleneceğimiz yılda kendi yerimizi açarak eğitim hayatımıza, öğretim hayatımıza bu şekilde devam ettik. Evet. Yeniyiz. EDUSA Kids olarak ne kadar süredir hizmet veriyoruz? Şöyle, EDUSA Kids olarak yeni açılıyoruz. Ancak biz 6-7 yıldır eğitim sektörü içerisindeyiz. Bu anaokulu bizim için yeni bir deneyim olacak. Evet. Bakalım bu eğitim öğretim döneminde faaliyete başlayacağız. Güzel, keyifli bir iş yapıyorsunuz. Çocuklar için gelişim ve eğitim kesinlikle merkezi burası. Kesinlikle. Bilal Bey, EDUSA Kids olarak neredeyiz? Ankara'nın neresindeyiz şu anda? Ankara Çayyolu'nda, Yaşam Kenti'nin içerisindeyiz. Burası güvenlikli bir site. Burada 350 metrekare bir alan içerisinde bir villayız. Evet. 3 katlı yerimiz. 2 tane oyun alanımız var, geniş etkinlik alanımız var. 3 tane de sınıfımız var. Biz butik bir işletmeyiz. Az ve kaliteli hizmet vermek istiyoruz çocuklara. Hepsine tek tek ilgilenmek istiyoruz. Bu şekilde. Çocuklarımızın güvenliği için yeşil alanımız var, dışarıda oyun oynamaları evet, için. Evet, doğrudur. Yani çocukların kendilerinin de bahçeleri var etkinlik yapabilmek için. Oyun parkları var. Bu şekilde. Şimdi Derya Hanım, burada çocuklarımız güvenli bir şekilde bahçede oynayabiliyorlar. Spor etkinlikleri yapabiliyorlar. Ve mutfak etkinliklerimiz var, değil mi? Hijyen konusunda ve güvenlik açısından ne gibi önlemler, eğitimler veriyoruz, alıyoruz? Şimdi öncelikle burası zaten güvenlikli bir site. Ve güvenlikli bir sitenin içerisinde bir villayız biz burada. Ve villamızın içerisinde, yani okulumuzun içerisinde 24 saat gözetim altında olabilecekleri kamera sistemleri döşeli. Evet. Onları tamamen oradan sürekli takip ediyoruz. Onun dışarısında zaten öğretmenlerimiz, yardımcı öğretmenlerimiz sürekli çocuklarımızın yanında, bahçede, oyun alanlarında olsun. Burada jimnastik salonu var, aşağıda serbest oyun oynayabilecekleri bir salonumuz var. Bahçemizde oyun parkımız var. Evet. Tehlike içermeyen. Aynen, çok tehlike unsuru. Oyun mümkün olduğunca tabii ki minimuma indirilmiş şekilde. Tamamen bizim gözetimimiz altında çocuklarımız. Peki Derya Hanım, ailelerimiz istedikleri zaman görebiliyorlar mı çocuklarını? Ya da kameradan izleyebiliyorlar mı? Hayır, izleyemiyorlar. Tamamen bizim gözetimimiz altında. Yani biz kontrol ediyoruz. Güvenlik amaçlı tamamen. Yani mesai saatlerinde gelmiyorlar, gelemiyorlar. Tabii ki gelmiyorlar. Yani geldikleri zaman tabii ki ben onların endişe duyduğu konu neyse bunu tamamen çözüm yolunu bulabiliyorum. Herhangi bir izlemeleri gerekmiyor. Saat aralıkları nedir? Çocuklarımızın burada. Çocuklarımız sabah 8'de geliyorlar, akşam 6.30'a kadar okulumuzdalar. Ailelerimize güvenli şekilde teslim ediyoruz, aynen, diyoruz. Aynen. Bilal Bey, hizmetleriniz konusunda, eğitimleriniz konusunda biraz çalışmaları açacak olursak, burada ne gibi eğitimler veriliyor? Ve şimdi, kaç yaş aralığında çocuklar? Güzel. 2-6 yaş aralığında çocuklarımız geliyor. Biz burada hizmet verirken belli bir sistem içerisinde hizmet veriyoruz. Kendi sistemimizi oluşturuyoruz daha çok. Bu dönemlerde mesela Montessori var, Regio eğitimi var. Bunun gibi Scamper tekniği var. Bunun gibi birçok teknik var. Mesela Milli Eğitim'inde çoklu eğitim sistemi var. Bunların hepsini iyi bir şekilde inceledik, araştırdık. Ve bunların içerisinde hepsini derleyip kendimiz yeni bir sistem oluşturduk. Bilal Bey, biraz da eğitim ilkelerimizden bahsedelim. Burada belirttiğiniz gibi çocuklardaki merak duygusu, araştırma, sorgulama, bilgi edinme, çözümleyici davranış kazandırma gibi. Bunları biraz açabilir miyiz? Ne gibi destek veriyoruz 6 yaşa kadar çocuklarımıza? Tabii ki. Şimdi çocuklarımız normalde hayal gücü çok yüksek. Evet.
Ama tabii ki bizler büyüdükçe hayal gücümüz biraz daha kısıtlanıyor maalesef. Evet. Biz bu çocukların hayal gücünün kısıtlanmasını istemiyoruz. Hı-hı. Yani onların kurduğu hayalleri daha çok geliştirmeleri, evet, daha çok hayal kurmalarını ve daha çok merak etmelerini istiyoruz. Ben aslında fizik öğretmeniyim, fizikçiyim yani. Bilimi daha çok seviyorum. Çocukların bilimi çok sevmesini istiyorum. İlgi duymalarını istiyorum. Bundan dolayı çocuklara sürekli meraklandırmak istiyoruz. Mesela burada en basitinden bahçe yapmamızın nedeni, çocukların da kendileri eksinler istememizin nedeni, bir tohumdan nasıl bitki oluşuyor? Bunu merak etsinler, bunu öğrensinler istiyoruz. Araştırmacı kabiliyetleri. Aynen öyle. Sürekli sorgulasınlar. Sorsunlar, biz bıkmıyoruz sormalarından. Sürekli sorsunlar. Bizim burada çalışan öğretmenlerimiz de en az 5 yıl tecrübeli öğretmenlerimiz. Onlar da tanıdığımız, bildiğimiz iyi referanslarla anlaştığımız öğretmenlerimiz. O yüzden hani onlar da bunu seven öğretmenlerimiz. Bunun çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani çocukların soru sormaları gerektiğini ve bundan çekinmemeleri gerektiğini düşünüyoruz en başında. Çünkü buradan aldıkları her şey, bütün eğitimleri 6 yaşa kadar gerçekten zihne kesinlikle odaklıyorlar, aşılıyorlar. Kesinlikle. Peki Derya Hanım, şimdi bütün eğitimleri verebilmek için profesyonel bir kadro ihtiyacımız var. Toplam kadro sayımız nedir? Şöyle, biz 2-6 yaş arasında çocuklara eğitim veriyoruz. Aynen öyle. Her öğrenciler yaş grupları arasında. Her yaş grubunun bir öğretmeni ve yardımcı öğretmeni var. Çok güzel. Bunun dışında temizlik personelimiz var. Yemek konusunda şu anda öğrencilerimize yemekleri ben yapıyorum. Yani kendim de öğrencilerin içerisinde olmak istiyorum. Mutfak etkinlikleri yaptırıyorum çocuklarımıza. Ben değerli izleyicilerimize bunu da yansıtmak istiyorum. Derya'nın kendisi elleriyle yapıyor. Aynen. Kendisi yetiştiriyor. Kesinlikle ve çocuklarımıza tamamen organik beslemeye çalışıyorum. Kesinlikle karbonhidrat ağırlıklı değil. Bir diyetisyen aylık yemek listemizi, diyetisyenimiz kontrol ediyor. Çok güzel. Ve kesinlikle çocuklarımıza şeker yüklü değil, tamamen böyle doğal tatlandırıcılar natural kullanmaya çalışıyorum. Bir hurmayla tatlı yapıyorum gibi. Evet. Çocuklarımızı bu şekilde beslemeye çalışıyoruz. Evet. Her şey çok güzel, eğitim çok güzel, desteklerimiz çok güzel. Peki Bilal Bey, ileriye yönelik plan projeleriniz nelerdir, neler planlıyorsunuz? Yani biz butik kurumları seviyoruz açıkçası. Butik olsun kalsın istiyoruz çünkü kaliteli olmuş oluyor. Her çocukla birebir ilgilenmiş oluyoruz bu sayede. Hı hı. Yine tabii ki büyümek istiyoruz ileride. Hani anaokul dışında ortaokul olabilir, lise olabilir. Ama onları da ben yine butik olsun istiyorum. Yani butik kurumlarda dediğim gibi her zaman ilgi ve alaka daha iyidir. Onun dışında daha böyle bir aile ortamı vardır, daha sevecendir. Yine tabii ki büyümek istiyoruz, tabii ki lise olmak istiyoruz. Belki nasip olur üniversite açarız ama... Evet, özel sorduğunuzda belirttiğiniz evet, gibi. Evet. Aynen öyle. Hedeflerimiz büyük ama en önemlisi kaliteli olsun istiyoruz. Yani büyüyelim ama aman büyüyelim ne olursa olsun modunda değil, kaliteli bir şekilde büyümek istiyoruz. Evet, kaliteden ödün vermiyoruz. Kesinlikle. Diyoruz. Evet. Başarılarınız daim olsun, başarıyla ilerliyorsunuz görüyoruz. Teşekkür ederiz. Derya Hanım, son sözlerinizi, teşekkür mesajınızı alabilir miyiz? Sizleri tercih eden, destekleyen bugüne kadar dostlarınıza, ailelerimize bir teşekkür mesajı. Kesinlikle. Öncelikle ailemiz bize sonsuz destek oluyor. Evet. Manevi anlamda yani sürekli yanımızdalar. Onların desteği için sonsuz teşekkür ediyorum. Hı-hı. Bütün dostlarımıza, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza sonsuz teşekkürler. Hepsi çok bize moralmen çok destek oldular başlangıç zamanında. Bizi tercih eden velilerimize çok teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin bizden beklentilerini karşılıksız bırakmayacağımızdan emin olabilirler. Onları memnun edeceğimiz şekilde çalışıyoruz çünkü. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu bilgiler için. Bilal Bey, sizden de son sözlerinizi, teşekkür mesajlarınızı alabiliriz. Ben de öncelikle ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Yani eşimle ikimiz beraber bu işe girdiğimiz evet, zaman. Evet, bu da çok güzel. Karı koca evet, aile ortamında. Yani çalışma aynen ortamımızda aile bir ortamı gibi olsun. Birçok çocuğunuz var. Kesinlikle. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani ailelerimizin çok desteği oldu bu konuda. Arkadaş çevremizin çok desteği oldu. Yapabilirsiniz. Zaten kaç yıldır eğitim sektöründesiniz diye. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Velilerimize teşekkür ediyorum. Bize güvenen herkese teşekkür ediyorum.
Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimize buradan tavsiye ediyoruz. Gelin, görün eğitimlerini, evet, desteklerini. Sizler de mutlak tercih edeceksiniz diyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür.